Bir zamanlar acemi bir çiftçi internetteki motivasyon videolarını kendini kaptırmıştı. Çabanın önemi, koşuşturma kültürü ve sıkı çalış, sıkı oyna gibi fikirlere aşina oldu. Günlerce arda arda izledikten sonra çiftliğine yürüdü, hırslandı ve bunu bir başarı haline getirmeye karar verdi. Büyük başarı. Daha hızlı büyümelerini sağlamak için mahsullerden birini yukarı doğru çekmeye başladı. Ama bu işe yaramadı. Daha sonra daha hızlı büyümelerini umarak bitkileri iki kat daha fazla sulamaya başladı ama beklediği gibi olmadı ve bunun yerine onlara zarar verdi ve bitkileri boğdu. Çiftçi başarısını zorlamaya çalıştıktan sonra ne kadar çaba gösterirse göstersin, doğaya aykırı davranmanın verimsiz olduğunu ve yaptıklarının hiçbir işe yaramadığını fark etti. İnsanlığın teknolojik gelişmelere ve ilerleme isteğine rağmen hala tamamen doğaya bağımlıyız. İnsan çabasının sınırlamaları vardır ve her zaman doğayla birliktedir. Örneğin bir bitkiyi onu etkileyip manipüle edebilmemize rağmen doğal büyümeden tamamen izole bir şekilde yetiştiremeyiz. Tao Te Ching'in tanınmış yazarı Lao Tzu, dünyanın kendi kendini yönettiğini belirtmiştir. Bizim müdahalemize ihtiyacı yok. Lao Tzu'nun dediği gibi, eylemsizlik noktasına ulaştığınızda hiçbir şey yarım kalmayacaktır. Bu bir paradoksal Wu Wei kavramının temel anlayışına benziyor. Ancak Wu Wei'nin bir tanımını aradığımızda tek bir sabit anlamın olmadığını hemen keşfederiz. Bazıları Wu Wei'yi eylemsizlik veya hiçbir şey yapmamak, bazıları eylemsiz eylem ve bazıları da zahmetsiz eylem olarak ifade eder. Wu Wei'nin dünya ile ilişkimizi nasıl geliştirebileceği konusunda Taoizmin birkaç katman sunduğunu öğrendik. Ve bu kadim olayların olmasına izin verme sanatı bizi mutlaka pasif, cahil seyirciler yapmaz. Aslında davranışlarımızı geliştirerek daha iyi sonuçlara yol açabilir. Bu videoda Taoizm felsefesi ve Wu Wei prensibini anlamaya çalışıyorum. Hayatınızdaki olumsuzluklardan kurtulmak, hayatınızı iyileştirmek için Taoizm felsefesiyle tanışın. Wu Wei prensibini keşfedin. Kökleri M.Ö. 6. yüzyıla dayanan en eski ve kadim dinlerden biri olan Taoizm ve Wu Wei prensibiyle sakin bir yaşam tarzı edinebilirsiniz. Peki Wu Wei prensibi nedir? Wu Wei ile para yönetimi, dengeli yaşam, yenilenme ve hiçbir şey yapmadan yaşamak ve doğaya dönüş mümkün. Wu Wei'yi anlamak ve yolu takip ederek iyiliği bulmak için hazır olun. Wu Wei prensibi Taoizm'den gelmektedir. Taoizm, kökleri M.Ö. 6. yüzyıla dayanan en kadim dinlerden biridir. Tao ya da Dao, Taoizm öğretisinin temelidir. Dao'nun Çince anlamı yol, yürümek, yön, yöntemdir. Taoizmin kurucusu, ihtiyar bilgin veya üstad olarak da bilinen Lao Tzu'dur. Lao Tzu ile Konfüçyüs'ün görüştüğü tahmin edilmektedir. Ancak Lao Tzu hakkında pek de bilgi yoktur. Wu Wei prensibini anlamak ve hayatı güzelleştirmek için Taoculuğu anlamak gerekir. Taoizmin temelinde iyilik vardır. Yer, gök, yol ve insan kutsal sayılır. İnsan ancak yolu takip ederek hakikati bulabilir. Yol yani Dao ise iyilik, güzellik, saygı, sabır ve dürüstlüğü temsil eder. Dao yani Tao, E, Yin ve Yang, Wu Wei size yol gösterecek. Tao, yol yani yaratıcı güç, Te, Dao ya da Tao'nun erdemi ve gücü, Yin ve Yang, olumlu ve olumsuz prensibi, Wu Wei, çabasız eylem prensibi. Wu Wei prensibini basit mantığıyla incelediğimizde ilk anlaşılan aşırı çaba harcamadan hareket etmek, eylemsiz eylem oluyor. Wu Wei'ye göre başımıza gelen olumsuzluklar karşısında dengemizi kaybetmeden sabretmemiz gerekiyor. Bu sayede sabırla yolu takip edebilir ve hakikati bulabiliriz. Dikkatli olun, Wu Wei çalışmamak anlamına gelmiyor. Enerjinizi doğru harcayarak olumlu ve olumsuz yani Yin ve Yang prensibini düşünerek hayatın doğal akışında iyilik ve güzelliklere ulaşmayı vaat ediyor. Hiçbir şey yapmadığında hiçbir şey yapmak zorunda kalmazsın. Gelin bu felsefeyi inceleyelim. Wu Wei felsefesi hayatın normal akışına müdahale etmemeyi amaçlıyor. Hayatın getirdiği koşullarla savaşmak yerine her şeyi doğal düzenine girmesine izin verin diyor. Kontrolü elinizde tutmak ve değiştiremediğiniz gerçeklerle savaşmak yerine ardındaki nedenleri görmeye çalışmalısınız. Wu Wei'ye göre sadelik, sabır ve şefkat en büyük hazinedir. Kontrolü bırakmak güç gerektirir. Hiçbir şey yapmamaksa denge, uyum ve huzur gerektirir. Tam da bu noktada hiçbir şey yapmak zorunda kalmazsınız ifadesiyle hayatın doğal akışını bozacak bir şey yapmazsanız düzeltmek için de ekstra bir çaba sarf etmenize gerek kalmayacağını anlatıyor. Tutmaya çalışacak hiçbir şey yoktur.
Ancak başaramayacak da hiçbir şey yoktur. Çaba, çalışma ve hırsın tek gerçek haline geldiği günümüz dünyasında içinizdeki inancı kaybetmezseniz, başınıza her ne gelirse gelsin sabrederek ve savaşmadan kontrolü hayata bırakırsanız, hayat kendi yolunu bulacaktır. Kontrolü hayata bırakacak kadar cesaretli olanların çok da az çabayla, doğal akışı yaşayarak sakince dengeyi bulduklarına inanılır. Wu-Wei prensibi ne işe yarar? Wu-Wei gerekeni yaptığınız, akışa uyduğunuz ve doğanın düzenini takip ettiğiniz takdirde daha fazlasını yapmanıza gerek kalmayacağı anlamına gelir. Wu-Wei, akıntıya karşı yüzmemenizi ve doğada zahmetsizce yolunuzu bulmanızı sağlar. Siz de rüzgarı karşınıza değil, arkanıza alın. Bu sayede sakin, dingin, huzurlu, stressiz ve planlı olabilirsiniz. Unutmayın, hayatta başarılı olunamayacak hiçbir şey yoktur. Sadece sabırla doğru çaba ve enerjiyi harcamak vardır. Wu-Wei felsefesiyle para yönetimi nasıl yapılır? Bu felsefede hayatta hiçbir şey yapmak zorunda olmadan doğal akışın sağlanacağına inanılır. Burada karıştırmamanız gereken bir algı var. Wu-Wei durduğunuz yerden kazanç sağlamanıza yardımcı olmaz. Çünkü Wu-Wei tembellik, ilgisizlik veya umursamazlık değildir. Wu-Wei size doğru eylemle kazanca ulaşma fırsatı sunar. Hamle yapacağınız doğru anı belirleyin ve doğru anda doğru yatırım yapın. İşte Wu-Wei ve para yönetimi sırları. Yatırımlarınızda aceleci olmayın. Çok fazla alım satım yerine piyasayı zamanlamayı deneyin. Aceleci olmayın. Kısa ve uzun vadeli kazanç hesaplarınızı ayrı planlayın. Kendinizi tanıyın ve alabileceğiniz risk seviyesini doğru belirleyin. Kazanmak kadar önemli bir diğer konu olan harcama planınızı da iyi yapın. Durmanız gereken yeri bilin. Hırsa kapılmayın. Perfect.